Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah muhterem kardeşlerim. Bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu geceye Mevlid diyoruz ve bu geceyi Müslümanlar sevinç içinde, sürur içinde kutluyorlar, birbirlerine müjde veriyorlar, birbirlerine mesaj atıyorlar, camilerde, mescitlerde toplanıyorlar, Kur'an-ı Kerimler okunuyor, salavat-ı şerifeler getiriliyor. Peygamber Efendimizin doğumuna seviniyoruz. Bundan daha doğal ne olabilir? Peygamber Efendimizin doğum gününe sevinmeyeceğiz de başka neye sevineceğiz? Ennebiyyü evlâ bil müminîne min enfüsihim, Allahu Teala buyuruyor. Tabii ki ehli sünnet Müslümanlar, yani Müslümanlar bir şey yapıyorsa, bir şeye inanıyorsa onun karşısında iki kesimi bulmak mümkün oluyor. Kimdir onlar? Birincisi Selefiler, ikincisi Mealistler. Şimdi Mealistler böyle günleri, geceleri biz kandil kutlamıyoruz mesajlarıyla Müslümanları kendilerince uyarmaya çalışıyorlar. Mesela bakın Kur'an'daki din adındaki bir sayfa şöyle bir mesaj yayınlamış. Bunlar bir yerden alıyorlar. Hepsi aynı şeyi paylaşıyorlar. Kandil kutlamıyoruz. Bu gecenin özel olduğuna dair Allah'tan vahiy mi aldılar? Evet, Allahu Teala buyuruyor ki وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdi. Peki alemlere rahmet olacak dini kıyamete kadar baki olacak bir peygamberin doğumu, doğduğu gece özel olmaz mı? Bu arkadaşlar her özel olarak gördükleri şey hakkında Allah'tan vahiy alıyorlar demek ki. Böyle bir iddiaları varsa orasını bilemem. Sözde bu gece Allah'a dua edersek bağışlayacakmış bizi. Neden bağışlamasın? Allah'a dua ettiği zaman Allahu Teala'nın tevbe kapıları her zaman açık değil mi? Elbette ki bağışlar. Şimdi laf salatasına bakın. Sanki dün veya yarın dua ettiğimde Allah bağışlayıcı değilmiş gibi veya Allah bugün çok bağışlayıcı ama sanki yarın değil. Bu nasıl mantık? Anlamak zor. Kendileri söylüyor, kendileri inanıyor. Yalanı kendileri uyduruyor, uydurdukları yalana kendileri inanıyor. Şimdi şu şekilde anlatan, bu şekilde inanan bir Müslüman yok. Bu şekilde anlatan bir kitap yok. Bir hoca, bir alim yok. Yani ancak bugün bağışlanabilirsin. Ya da Allahu Teala seni ancak bugün istiğfar edersen bağışlayacak. Bugün affolursun, bugünden sonra affolmazsın. Allah ancak bugün bağışlar gibi söyleyen, inanan bir hoca, bir alim, bir yazı var mı? Yok. Yalanı söylüyorlar, sonra kendileri uydurdukları bu yalana inanıyorlar. Bu geceyi bahane ederek, bu geceyi vesile kılarak Müslümanları tevbeye davet etmenin, Müslümanları namaza davet etmenin, cemaate davet etmenin, Kur'an'a davet etmenin neresi kötü? Yani bunda ne gibi bir sıkıntı var? Devam ediyor. Müslümanın her günü, her dakikası özeldir. Evet, Allah'ın rızasını kazanmak için belli günlerde değil, her zaman titizdir. Böyle özel geceler uydurmak Allah adına iftira atmanın yanında insanları tembelliğe de sürüklüyor. Yani insanlar, Müslümanlar böyle geceler olduğu için mi ya da böyle gecelere inanıldığı için, böyle geceler kutlandığı için mi tembel? Hayır, asıl böyle geceleri sebep kılanlar, böyle gecelerde Müslümanları bir araya toplamaya çalışanlar, Müslümanları daha çok ibadete, daha çok Kur'an okumaya, daha çok ilme, daha çok Allah'a yakın olmaya çağırıyor. Biz bu mealcileri biliyoruz. Şimdi diyor ki Allah'ın rızasını kazanmak için belli günlerde değil, her zaman titizdir diyorlar. Kendileri camiye, cemaate uğramazlar. Onlar için bir farz namazlar vardır. Mesela onun da 5 vakit mi, 3 vakit mi olduğuna daha hala karar vermiş değiller. Kendileri aralarında çekişiyorlar. 5 vakit mi, 3 vakit mi? O diyor ki 5 vakit var, o diyor ki 3 vakit var. Bir kesim var. Böyle geceleri de sebep kılarak Müslümanları namaza, camiye, cemaate, istiğfara, Kur'an'a çağırıyor. Siz bunları Müslümanları tembelliğe çağırmakla suçluyorsunuz. Ama size göre salih amel yapmak, sadece iyi işler yapmak, ortaya koymak. Bunun dışında nafile namaz yok. Tesbih, zikir yok. Kur'an'a bakıp kendi kafasına göre yorumlamak var. Dini bundan ibaret sayıyorlar. Şimdi bu paylaşımın altına birisi yorum yazmış. Demiş ki arkadaşlar böyle bir günü diyelim birileri uydurdu ve icat etti. Kutlamanın mahsuru Kur'an'da nerede yazıyor? Bak bir mealci başka bir mealciye ders veriyor. Bunu kutlarsak, ibadetler edersek inancımızdan mı oluyoruz? Küfre mi saplanıyoruz? Öyle ya, Kur'an-ı Kerim'de bunu yasaklayan bir şey var mı? Peygamberin doğduğu geceyi kutlayamazsınız diye geçen bir şey var mı? Cevap vermiş bir tanesi.
bid'at, bid'attir, iyisi yoktur. Konu bu. Olmayan şeyi uydurmak, dinimize monte etmek. Şimdi bu mealcilerin düştüğü çelişkilerden bir tanesi de şu. Bid'at diyor. Kime göre bid'at, neye göre bid'at? Ve bid'at nedir? Bid'at kavramını Kur'an'da bulabiliyor musun? Kur'an'da bid'at diye bir şey geçiyor mu? Bid'at ifadesi, bid'at tanımı nerede geçiyor? İnkar ettiğiniz rivayetlerde, hadislerde geçiyor. Dine sonradan sokulan şeylerin bid'at olması tanımını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yapıyor. Hadislerde, rivayetlerde geçiyor. Siz bu hadislere, rivayetlere inanmıyorsunuz ki. Niye bid'at tanımını alıp da işinize geldiği yerde kullanıyorsunuz? Şimdi bir tanesi bid'at demiş. Dindeki bid'atleri belirleyen kişi kendisi oluyor. Dinde ne bid'at, ne bid'at değil bunu belirliyor. Diğeri başka bir açıdan bakarak hüküm veriyor. Diyor ki İslam'ı, Kur'an'ı birkaç geceye indirme zararı var. Şimdi diğerine göre bunun bid'at olması veyahut yasaklanmasının bir sebebi var. Neymiş o? İslam'ı, Kur'an'ı birkaç geceye indirme zararı var. Bu zararı gördüğümüz için diyor biz buna karşıyız. Peki siz kimsiniz? Dinde nasıl bir otoriteye sahipsiniz ki sizin böyle yorumlarınızla bunları yok sayacağız, bid'at sayacağız? M.O da yorum yapmış. Bence gereksiz. Bunun yetine her hun, Türkçe Kur'an okusun herkes. Şimdi değerli arkadaşlar biliyorsunuz bunların beslendiği kaynaklar var. Bu kaynakların başında Mustafa İslamoğlu geliyor. Bakın Mustafa İslamoğlu Mevlid ve Mevlid Kandili ile alakalı ne diyor? Mevlid ve Mevlid Kandili geleneği aşırı Şia'nın Hristiyanlardan ithal ettiği bir gelenektir. Sünniler de aşırı Şia'dan alıp uygulamışlardır diyor. Ve genel olarak Mustafa İslamoğlu'nun ve tayfasının bu şekilde Mevlid Kandili'ne, Mevlid kutlamaya karşı olduğunu görüyoruz. Peki bu kişiler, Mevlid kutlamaya karşı olan bu kişiler ne yapıyorlar? Kendi doğum günlerini çatır çatır kutluyorlar. Pastalar yapıyorlar ve mum üflüyorlar. Peygamberin doğumu dinde yok ama kendi doğum gününü kutlamak var. Aşırı Şia'dan alındığını iddia ettiği Mevlid'e karşı ama Hristiyanlardan gelen mum söndürmeye karşı değil. Ve aynı Mustafa İslamoğlu kendisinin doğum gününü kutlayanlara da kalbi teşekkürlerini sunuyor. Dualarına kocaman aminler gönderiyor. Ve aynı Mustafa İslamoğlu bu mealistlerin beslendiği mealci tayfanın kaynak olarak aldığı Mustafa İslamoğlu Noel kutlamayı bile normal görüyor ve hatta diyor ki şayet bu İsa Aleyhisselam'ın doğumuysa, o kutlanıyorsa, o bizim peygamberimiz diyor. Onu kutlamaya biz daha layığız diyor. Bakalım. Karıştırıyoruz galiba. Noel'le yılbaşını karıştırıyoruz. Bir de yani bir şeyi kutlamak var. Helalinden kutlamak var, haramından. Helalinden var kutlamak. Bir şeyi helalinden kutluyorsan niye olmasın diyor. Noel, ama Noel için diyor. Yani Mevlid için falan demiyor. Helalinden kutluyorsan Noel için olabilir. Ama Mevlid için olamaz. Düğün var helal olur, düğün var haram olur. Yani bir zamanı kutlarsınız, helal ile kutlarsınız, hayır olur. Bir zamanı kutlarsınız, haram ile, harama alet edersiniz, şer olur. Noel'i kutlamak, hayır ile kutlarsan hayır olur arkadaşlar. Dolayısıyla bu insandan kaynaklanan bir şey, aydan, güneşten, zamandan kaynaklanan bir şey değil ki. Onun için bu gibi şeyleri herhangi bir dine, herhangi bir ırka, herhangi bir medeniyete, herhangi bir kavme nispet etmek gerçekten de komik. Yani izahı mümkün değil. Bunun ötesinde... Hazreti İsa'nın doğumuyla ilgili bir mesele olarak görüyorsak eğer bunu, evet, eğer öyle görüyorsak Hazreti İsa bizim peygamberimiz. Bizim de peygamberimiz. Hazreti İsa bizim onların ilahı bizim, yani... asıl bizim peygamberimiz. Tabii. Hazreti İsa'nın orada ümmeti yok. Ümmeti burada. Anlatabiliyor tabii. Muyum? Şayet bunun için bile kutluyorsanız diyor Hazreti İsa bizim peygamberimiz diyor. Bunda bir beis görmüyor ama konu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mevlidi, mevlid gecesi, onun doğumu, onun doğumuna sevinmek olunca 180 derece dönüyorlar ve peygamber sallallahu aleyhi ve selleme düşmanlıklarından ötürü Müslümanları onun sevgisinden, muhabbetinden alıkoymak için bu geceleri bid'at olarak niteleyip Müslümanları
böyle geceleri kutlamaktan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu da mealistlerin ümmeti Muhammed'e karşı yaptıkları bir ihanet ve çelişki olarak kenarda dursun.